ile İyi çekim bu, sakince yavaşça. Çok büyük bir verim alacağız bu. Kalite işte. Bu bak kalite. Bir yaprak çiçekler kendini solmuyor. Rengi çok güzel. Buradaki polenleşme harika. İstersen bunun içi de daha iyi dolu olacak. Rengi de güzel olacak. Şu renk güzelse eğer. Aynen. Şu seviyeye bakarsanız eğer. Bakın görüyor musunuz? Aha, gel gel gel. Evet. Bu ne bu? Bunun özü işte. Peki bunu normalde böyle görür müsünüz yani bu kadar? Hayır. Görüyor musunuz? Bakın işte bu kadar yoğun şekilde polen veriyor. Arı da buna geliyor zaten. Aynen. Hani arıcılar da buna geliyor. Arı da buna geliyor haliyle. Aynen. Gelelim şunlara. Aynı gövde bak. Her taraf aynı. Gördüğümüz gibi 4 el büyüklüğünde aynen olan bir şeyimiz yani. 14 Temmuz 2020. Arkamızı Erciyes Dağı'na aldık ve bir ayçiçeği tarlasındayız. Kayseri'deyiz. Efendim burası hoş neresi? Geldin. Bir kendinizi tanıtır mısınız? Öncelikle hoş geldiniz Savaş Bey. Allah razı olsun. Burası, hoş bulduk. Ben Arap Çiftçi Yazırköy'ü köyündeyim, Kayseri. Evet. Burası Yazırköy mevkisi, Horsan Ayırları dediğimiz bir mevkimizdir. Doğrudur efendim. Tarlamızda kaç dekar tarımla uğraşıyorsunuz? Yaklaşık bir 400-500 dekarlık bir şeyle uğraşıyoruz. Evet. Bu ayçiçek ne kadar ayçiçeği yapıyorsunuz? Ayçiçeği işi yapıyorsunuz? Bayağı bir yapıyoruz aşağı yukarı. Parça parça yerler var. Aynen. Arazimiz hep bir değil ama. Hepsine rekor gübre yaprak gübresi kullandınız. Evet. Aynen kullandık. Kullandınız. Dolayısıyla bugün sonuçlar nasıl? Sonuçlar görünüyor işte göz önünde Savaş Bey. Birazdan göreceğiz. Size hemen söyleyin geçeceğiz çünkü. Savaşlar sıra dışı bir gerçekten tarla gezeceksiniz. Yani bugün rekor kıracağız rekor gübreyle yani. adı gibi şey olmuş mu gerçekten? Aynen adı gibi olmuş gerçekten. Şimdi fazla konuşmayalım. Çünkü herkes diyecek ki lan bende de var falan filan. Gel kardeşim gel. Geçin kardeşim buyurun. Bir tarla görelim. Önü biz bahçeyi çekelim, tarlayı çekelim. Buyurun. Yavaş. Yavaş geçelim. Erciyes Dağı karşı karşıya böyle çok güzel. Dağını kaybettiği rekor çekti. Evet. Kaç yıldır ayçiçeği işi yapıyorsunuz efendim? Cinsi nedir bunun? Bunun cinsi Çin çekirdeği. 63 dediğimiz çekirdek. Evet. Girelim içeri doğru. Daha burası yastık başı buralar. Ha. Burası yastık başı. Buralar yastık başı çünkü. Yastık başı tarlanın en kötü yeri. Gördüğünüz gibi. Evet. Burada. Kendini belli ediyor. Yani diyecek bir şey yok. Buyurun. Girelim. Şimdi daha hala en kötü yerindeyiz şu anda. Yastık başındayız aynen, hala. Yastık başına. Daha yastık başındayız. İçerisi orman. Girme şansımız yok. Girme şansımız yok ama gireceğiz. Şu elinizi bir getirir misiniz? Gelin kamera böyle gelsin. Bak. Kaç? 4 el mi var burada? 4 ya, şey sığıyor. Daha boşluk geri kalıyor. Aynen. Yaprağımız bu. Gövde kalın nasıl? Evet abi maşallah çam. Orman çamı gibi. Bileksi. Bilek. Evet. Hiç böyle olmuyor muydu? Hayır. Diğerlerinde olmuyor. Peki şu çiçeklere bakalım. Gelelim böyle bir. Evet. Arılar nasıl arılar? Arılar süper. Buyurun. Gelelim kamera gelsin. Bak göster. Şimdi yavaş şöyle bakın. Bu çiçekte ne görüyorsunuz şu an baktığınızda? Vallahi çiçek çok harika abi. Böyle olacak işte. Cap canlı. Aynen. Cap Nizami. Canlı. Nizami. Peki homojen çiçek açıyor mu? Eşit. Aynen. Homojen çiçek işte. Hepsi şu anda çiçekte gördüğünüz eşit gibi. Girmiş hepsi. Aynen. Hepsi. İrili ufaklı değil. İrili ufaklı değil. Bu irili ufaklı olursa peki ne olur? Ya iril kimi önce yeter, kimi sonra yeter. Kuşa kurda gider o zaman çoğu. Kuşa kurda gider aynen. İlaçlama yaparsınız şey olur hani. Aynen. Peki aynen. Kaldıralım kamerayı yukarı ne kadar gösteriyorsa. Peki gelelim boyuna. Şimdi girebildiğimiz kadar gireceğiz. Durun şimdi orada durun orada. Gelelim böyle kamera gelsin. Şimdi elinizi bir kaldırın isterseniz şöyle. Kamera gelsin böyle. Evet Hakan Bey gördüğün gibi benim boyum 1.80 1 metre. Eli de sayın. Kolunuz da yarım metre. Aynen. En az yarım metre. En aşağı 2.5 3 metreye yakın. Ya işte 2.5 metre gibi bir boy olmuş oluyor. Aynen. Ki daha bir yastık başındayız yani. Yani. Şimdi kamera giremez diye ben açayım kamera girsin gelelim böyle. Şimdi efendim burada önemli olan tabii biz boy kıyaslaması vesaire. Burada önemli doğru tutum. Aynen. Yani aynen. Burada bugün bakmamız gereken konu bu. Ve ayçiçeği kalitesi. Sonuçta biz burada bu sapı kullanmayacağız yani bir işe yaramayacak ama aynen, aynen. Şu gördüğünüz şeyi bir çekelim. Şu güzellikte ne var? Şu çiçekte ne görüyorsunuz? Vallahi çiçek harika abi verim inşallah. Yani görüntüsü çok, itibariyle çok canlılığı güzel. Aynen aynen. Canlılığı güzel. Gördüğümüz gibi içi dolu olacağı. Ondan sonra i̇nşallah. Daha kaliteli bir çiçek olacağı. İnşallah. İçinin inşallah, gelelim. İnşallah. Şu an gidemiyoruz yani. Gidemiyoruz ormana dayandık. Şu an gelelim devam edelim biraz daha. İşte kamera kaldırarak gelelim kamera böyle. Ha. Şimdi ormana girdik şu anda. Daha burada girecek bir şey yok. Yok. Peki bu cinsi neyle biçmeyi düşünüyorsunuz siz? Bu cins zaten biçer falan girme şansı yok. Evet. Onu işçiyle, elle. Elle toplayacaksınız. Aynen. Ama zaten sizinki de ilave ultra bir güçlü. Aynen. Peki dikim biraz sık olmamış mı sizce bu cins için? Yok. Anca bu güzel yani. Aşağı yukarı 30 santim arayla ektik. Evet. Sıra arası kaç? Sıra arası 70'e 30. Şu an buradan beklentimiz nedir efendim? Vallahi beklentimiz rekor. Rekor gübre gibi rekor kıracağız inşallah. 500
500 diyelim mi? 500 bekliyoruz inşallah. 500 bekliyoruz i̇nşallah. Diyorsunuz. Çünkü i̇nşallah. Yani şu an... Zaten geleceksiniz Allah izin verirse. Evet. Yine, hazır evet. zamanı da gelirsiniz. Valla vaktimiz olursa efendim. Arap abicim. Yani inşallah. Gelmeye çalışırız. Adı Arap olduğu için söylüyorum bak. Yoksa yanlış anlamayın hani. Şimdi bakın abi. Ben size şöyle söyleyeyim. Burada rekor gübre yaprak gübresi bitkide gördüğünüz gibi gelişimi düzenliyor. Tabii siz iyi bir çiftçisiniz. Eksiği bırakmıyorsunuz. Taban gübresi. Abi her iş çalışarak olacak. Yani. Öyle yani siz dünyanın en iyi ürünlerinde. Sandım çayla mevram gayrı olmaz. Hayır canım ben iyi ürün kullandım da yatırım değil ya. Şimdi bir kere gereklilikle herkes bu işi bilecek yani. Ben burada rekor gübre yaprak gübresi ile ilgili konuda şunu söylemek istiyorum. Yani bazen bu yanlışlar yapılabiliyor. Kesinlikle ve kesinlikle bitkileri çalıştıran ürünlerle bitkileri durduran ürünler bir arada kullanılmaz. Bu doğru değildir. Zaten yanlıştır. Düşünün. Bir bitkiye yaprak gübresi atıyorsunuz. Bir şey atıyorsunuz. İçine böyle ilaç katıyorsunuz. Diyelim ot ilacı. Arkadaş yani ot bitkiyi durduran bir şey. Ot ilacı. Bu ise bitkiyi çalıştıran bir şey. Dolayısıyla bu yanlışı asla yapmamak gerekiyor. Buradan uyarıyorum ben. Aynen, yani kullanıcıları kesinlikle. Ha. Onun için şuradan açabildiğiniz kadar da bakalım efendim. Yani Ayşe ile alakalı neler söyleyebilirsiniz? Biraz bu konuda bir bana bilgi verir misiniz? Ne zaman ekildi? Ne zaman ekildi bu arada bu? Bu Nisan sonlarına doğru ekildi. Nisan 23 Nisan'dan sonra daha doğrusu öyle diyeyim. Evet. Ondan sonra işte o şey ortada. Evet. Görünüm ortada. Abi şu kafalarına bir daha bakalım şöyle. Bakın şu kafalarına. Homojenlik biliyorsunuz bizim en önemli verdiğimiz konu. Rekor gibi yaprak gübresi. Burada açık bir yer var burada. Gelin böyle. Açalım böyle. Gelin. Rekor gibi yaprak gübresi. En iyi yaptığı şey homojen çiçeklenme sağlar her bitkide tamam mı? Aynen. Bakın görüyorsunuz şöyle. Gel kamera böyle ha. Çok güzel. Şimdi şunu bakıyoruz tamam şöyle. Bakıyorsunuz. Şu çiçekleri bir gösterelim. Bakın homojenliği bir gösterelim. Buradan çekerseniz daha güzel olur ha. Evet homojenliği gösterelim. Biraz kaldıralım şöyle. Yani şöyle bak. Şöyle şimdi Arap abi şunu soracağım ben sana. Bu kafalar arasında kaç gün fark var? Yani mesele bu bak. Çok bir fark yok abi. Bir kamera sakin göstersin. Hiç açma sorunu yok. Eşit açıyor. Aynen. 3-5 gün arayla. Tamam yani. Cinsin bakın cinsin de bir kendine has özelliği var ama bugün rekor gübre yaprak gübresi de bütün ağaçlarda, üzümde, bağlarda, kirazda, şeftalide eşit çiçek açtırma. Abi görülüyor. Ha. Diyecek bir şey yok. Gelelim şu kafaya bakalım bir. Gelelim böyle. Gelelim. Gel şu yaprak yere bakalım gel. Verelim abi. Şimdi şunu koyduğumuzda yine hala gördüğümüz gibi 4 el büyüklüğünde olan bir şeyimiz yani. Peki bu kafadan ne veriyorsunuz yani? Şunu bir gösterin. Abi harika. Allah'ın izniyle. İyi çekin büyük, bu sakince başça. Çok büyük bir verim alacağız bu. Kalite bir şey. Bu bak kalite. Bir yaprak çiçekler kendini solmuyor. Rengi çok güzel. Buradaki polenleşme harika. İstersen bunun içi de daha iyi dolu olacak. Rengi de güzel olacak. Şu renk güzelse eğer. Aynen. Şu seviyeye bakarsanız eğer. Bakın görüyor musunuz? Aha, gel. Evet. Bu ne bu? Bunun özü işte. Peki bunu normalde böyle görür müsünüz yani bu kadar? Hayır. Görüyor musunuz? Bakın işte bu kadar yoğun şekilde polen veriyor. Arı da buna geliyor zaten. Aynen. Hani arıcılar da buna geliyor. Arı da buna geliyor haliyle. Aynen. Gelelim şunlara. Aynı gövde bak. Her taraf aynı. Aynen. Tarla geziyoruz. Evet. Maşallah. Hasat ne zaman burada efendim? Hasat inşallah 9. ayın içinde işte. O 8. ayın sonları 9. aydı. Yani bir daha bir şey söyleyeyim ben size. Sizce aynı gün ekimlere göre biraz önde götürüyor mu götürmüyor mu? Çok önde. Şu an kaç gün öndeyiz? Çok önde. Şu an en az yani ortalama 10 gün öndeyiz. Evet, önemli konu bu. Tabii ki önemli. Evet yani rekor gübrenin yine erkencilik özelliği vardır arkadaşlar. Neden erkencilik? Bitki çalışıyor çünkü durmuyor bitki. Ve bitki güçlü olduğu zaman çalışıyor. Sorun yaşamıyor. Aynen. Strese girmiyor. Örneğin gezdik gelirken bir şöyle gittik. Hepsinde mesela susamışlar var. Sizin susamışlar da vardı baktık. Aynen. Bitki kendisini bırakmış mı? Hayır. Evet. Gelelim şuraya bakalım bir. Gelelim mi gene bana? Şöyle gösterin. Evet burada gördüğümüz gibi polen burada da var mı? Aynen. Şu poleni gösterelim. Görünüyor zaten. Hiç böyle rastlamıyor musunuz? Eskiden bu kadar yoktu yani. Bu kadar yoktu yani. Ha, bu da çok iyi bir dönleme olacağını gösteriyor. Peki size bir soru. Anahtar kelime şu. Polen çok iyi olmazsa bu şekilde... Buradaki kalite güzel olmazsa arı ne yapmaz? Gelmez. Gelmez, döllemez. Yani. Döllemese ne olur abi? Ürün olmaz, fos olur. İçi boş olur yani. Boş. Aynen. Döllenmediği zaman içi boş olur. Siz istediğiniz aynen. kadar burada şey görün. Yani. Ha, onun için burada... Şu güzelliğe bakalım. Gelelim buna da bakalım. Ne diyoruz burada? Güzelliğe bakın abi. Dört parmak yaprak yani. Yapraktaki güzelliğe bakın. Evet. Yani diyorsunuz ki yaprak gübresi... Aynen görünüyor. Şimdi işte biz burada şunu söylüyoruz size bakın.
Şurada bir fotoğraf çekilir gibi duralım böyle bari de. Ve kamera bizi şöyle de kafasında çevireyim. Şöyle bizi bari bir çeksin. Şöyle. Çünkü gerçekten çok kaliteli. Bu arada bizim rekor gelişim tarla ürünümüzde tabandan kullanmanızı tavsiye ederdik. Seneye inşallah. Çünkü toprakta varsa bir sorun onu da çözer. Sulama süresini azaltır. Çok. Örneğin diyelim 2 haftada sürüyorsanız bunu 10 güne, 8 güne düşürür. Biraz daha kaliteyi artırır. Bundan daha fazlası ne demek bu? Yani. Artık Allah bereket versin diyorsunuz. Gelelim böyle. Sadece kenarlarda gezmeyelim şöyle. Bir içine girebileceğimiz yer varsa. Çünkü tarlamızın maşallahı var. Her türlü. Devam ediyoruz böyle. Evet, şu hizaya bakar mısınız? Bakın eşitliği görüyorsunuz. Kamera. Aynen. Bakın kamera şu eşitliği bir sağlasın. Yani bir dalgalama yok yani. Tarlada dalgalama yok. Doğru mudur efendim? Aynen. Evet. Arıları çekelim. Arı gel, kamera gelsin böyle bakın. Arılar nasıl çalışıyor bakın. Canlı. Bak bizden de gitmiyor abi. Şimdi gitti bak. Arılar çalışıyor. Ki sıcak şu an ha. Akşam aynen, sıcağında aynen. Tarlaya giremeyiz yani. Evet. Arılar bu şekilde çalışıyor. Maşallah. Şöyle kamera üstten bir göstersin şöyle. İşte ağaç diyeceğiz artık burada. Ağaçlarımızın hali bu diyeceğiz yani. Evet. Bu arada bahçenize, tarlanıza da Kayseri Tarbet Zira İlaç Bayimiz bakıyor. Bayimizdir. Kendilerine desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Evet. Ben de şimdi varınca selamını Osman söyleyeceğim size. Ve Hakan Bey'e çok teşekkür ederiz. Evet, biz de emeklerinden dolayı. Aynen öyle. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Peki şunu soracağım size. Yaprak gübresinin bundan sonraki tarımsal üretiminizdeki yeri ne sizce? Valla yani, vazgeçilmezim olacak Allah'ın izniyle. Vazgeçilmezim. Bu şey olursa evet. Vazgeçilmezimiz olacak. Yani şu an gördüğünüz gibi durumlar bu şekilde. Aynen. Yani o yüzden de biz de tavsiye ediyoruz ve yılda iki kere uygulayabilirsiniz ama eğer yetişirse tabii. Çünkü ya bir küçükken 10-15 santimken uygulayın. Eğer ikinciye girmeye şansınız olursa da uygulayın. Eğer benim ikinciye girme şansım yok diyorsanız eğer biraz daha büyükken verebilirsiniz. Hani bu noktada durum hani sizin yaptığınız gibi. Aynen. Siz yaklaşık evet, bir metreden aşağı uyguladığınız halde. Ama bugün daha da iyi olabilirdi. Onu ne şekilde ben size söyleyeyim halde. Bunun dışında işte videoları izliyorsunuz. Bir soğuktan zarar gördü. Bunun üstüne olmaz Savaş Bey, sanmıyorum. Bundan üstünde olamaz yani. Niye bu daha önceden böyle değilken böyle oluyorsa? Yani. Demek ki olabiliyor. İğnenin de iyisi var demek ki. Böyle bir çekirdek yetiştirdik. İğnenin yani de iyisi var efendim, merak etmeyin. Estağfurullah. Her zaman söylüyorum. İşi bilmek önemli. Siz bu ayçiçeği nasıl yetiştirilir, suyu nasıl verilmesi lazım, bunları bilmiyorsanız eğer, işçilik konusunda kendinizi kandırıyorsanız eğer, aynen, olmaz. Bazı çiftçilerimiz var, yani kendisini kandırıyor. O kendini kandıramazsın kardeşim. Yani onun için hani olması gereken zamanda, saatinde bin kere bunu test edilmiş yani sonuçta. Hani kaçamazsın yani. Bitki istiyorsa vereceksin sadece her şeyi. Saati zamanda vereceksiniz, uygulayacaksınız, işçiliğini yapacaksınız, aynen, doğru şekilde uygulayacaksınız. Aynen, doğru, durum doğru, böyle. Çok önemli. Bunun için hani sadece biz değiliz yani, ben de sizin tabii iyi bir çiftçi olmuş olmanız önemli yani. Teşekkür ederim. Sulamayı da şey yapıyorsunuz siz. Bizimki vahşi sulama, salma. Anladım, şu çok anda. Güzel. Evet. Çok teşekkür ederim ben. Ben teşekkür ederim. Kayseri'den herkese selamlar. Yazırköy'ü üreticilerimize de buradan selamlar. Teşekkür ederiz, Allah razı olsun.